Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bugünkü tabir dersimizde kitabımızın 15. dersini Eddersul Hamise Aşara konusunu işleyeceğiz. Konumuz Umeru Yelzemu Serirel Müsteşfa. Yani Ömer'e hastanenin yatağı gerekiyor tarzında bir konu başlığımız var. Bu ders göreceğimiz yeni kelimelerimiz El Kelimetul Cedide Havvele Nakletti Yuhavvilu Naklediyor anlamında. Lezime işte lazım oldu, gerekli oldu. Yelzemu gerekli oluyor. Kısmun kısım yani bölüm anlamında. El batiniye iç hastalıkları bölümü yani dahiliye el batiniye. El müsteşfe hastane kelimesi. Mekese kaldı, yemkusu kalıyor. Alece tedavi etti, yualicu tedavi ediyor. Eyyamun günler, el yevmu gün, eyyamun bunun cemi teksiri günler anlamında. Zara ziyaret etti, yezuru ziyaret ediyor. Fehasa muayene etti, yefhasu muayene ediyor kelimesi. Ve gaden yarın anlamında kullanılan bir zaman zarfıdır sayın hocalarım. Evet kelimelerimiz bu şekilde yani bazılarını biliyoruz bazılarını da bu ders yeni öğreneceğiz kısmet olursa. Etterakibun nahviye ve sarfiye, bu ders öğreneceğimiz nahvi ve sarfi terkiplere gelince. Fehasat tabibu umara emsi, doktor Ömer'i dün muayene etti. Yefhasut tabibu el marida el yevm, doktor hastayı bugün muayene ediyor. Seyef hasut tabibul marida gaden, doktor hastayı yarın muayene edecek. Seyef hasu muayene edecek. Yefhasu muayene ediyor ve fehasa muayene etti sayın hocalarım. Ve tabir kitabı olması hasebiyle bugünkü tabiratımız ise lezime serirel müsteşfa yani hastanenin yatağı lazım olduğu gibisinden bir tabirat göreceğiz bu dersimizde. El-Hivar diyaloğumuza şöyle bir bakalım. Osman ve Ali arasında geçen bir diyaloğumuz var. Mâzâ garrarat tabîbu li Umara emsi? Doktor Ömer için dün ne karar verdi? Ne karar aldı ya da ne kararı verdi? Mâzâ garrarat tabîbu li Umara emsi? Fehasahu onu muayene etti ve havvelehu ilel müsteşfe ve onu hastaneye nakletti. Ve hel raca ile seken yani eve döndü mü? Ve hel raca ile seken eve döndü mü? La hayır. Fakat lezime serilen müsteşfa. Hayır hastanede yatakta kalması gerekiyor. Li yualicehu tabib. Tabibin onu tedavi etmesi için hastanede yatması. Yani bizim Türkçe'de kullandığımız hastanede yatmak burada hastanede yatak gerekiyor anlamında kullanılmış. Benim anladığım kadarıyla. Fi eyyi kısmin huve. O hangi bölümde yani o hangi bölümde yatıyor? Fi kısmil batiniye. İç hastalıkları bölümünde fitta bi kıssali sen üçüncü katta iç hastalıkları bölümünde yatıyor. El hudretur rabia dördüncü odada. Seezuruhu gaden inşallah. İnşallah yarın onu ziyaret edeceğim diyor Osman arkadaşı Ali'ye. Evet diyalogumuz bu şekilde. Kolay bir diyalog, kolay bir konum. Evvelen temrinat el evvel birinci alıştırma. İstemi ve raddit dinle ve tekrar et. Hemen bakalım cümlelerimize. Fehasat tabibu Umara emsi. Doktor Ömer'i dün muayene etti. Lem yefhas et tabibu Umara emsi. Doktor Ömer'i dün muayene etmedi. Fehasa muayene etti. Lem yefhas muayene etmedi. Havvelet tabibu Umara ilel müsteşfa emsi. Doktor Ömer'i dün hastaneye nakletti. Lem yuhavvil nakletmedi. Et tabibu Umar'a ilel müsteşfa emsim. Mekese Umar'u bil müsteşfa selasete eyyem. Ömer hastanede 3 gün kaldı. Lem yemkuz kalmadı Umar'u bil müsteşfa selasete eyyem. Ömer hastanede 3 gün kalmadı. Alecet tabibu Umar'a emsi. Doktor Ömer'i dün tedavi etti. Lem yualic. Bakın gatele yukatilu babından alece yualicu lem yualic tedavi etmedi. Et tabibu Umar'a emsi. Doktor Ömer'i dün muayene etmedi. Saniyen ikinci alıştırma.
İstemi ve raddi dine, dinle ve tekrar et bölümünden. Yefhasut tabibu el maride gaden. Doktor hastayı yarın muayene ediyor. Seyefhasut tabibul maride gaden. Doktor hastayı yarın muayene edecek. Şurada muayene eder diye düzeltelim. Doktor hastayı yarın muayene eder. Doktor hastayı yarın muayene edecek. Yuhavvilu et tabibu el marida ilal müsteşfe mesael gadi. Yarın akşam, mesael gadi, yarın akşam doktor hastayı hastaneye nakleder. Yarın akşam doktor hastayı hastaneye nakleder. Seyuhavvilu et tabibu el marida ilal müsteşfe mesael gadir. Mesael gadi, yarın akşam doktor hastayı hastaneye nakil edecek. Nakil eder, nakil edecek. Yemkuthu el maridu bil müsteşfe usbu'an. Hasta hastanede bir hafta kalır. Seyemkusul maridu bil müsteşfe usbu'an. Hasta hastanede bir hafta kalacak. Yu'alicu tabibu Ömer'e gaden. Doktor Ömer'i yarın tedavi eder. Seyu'alicu tabibu Ömer'e gaden. Doktor Ömer'i yarın tedavi edecek. Bakın burada eğer fiili muzari ile gadenli ya da önümüzdeki günlere dair, mesela gaden gibi, usbu'an gibisinden, yani geleceğe dönelik bir cümle kurarsak eğer fiili muzari ile, bu fiil muzarilerimizde gelecek zaman ifade eden sin ya da sevfe harflerini fiili muzarimizin başına getirmek anlam açısından çok daha zengin bir şekle dönüştürecektir fiili muzarilerimizi. Thalisen, üçüncü alıştırma, havvil kema fin nemuzeç, örnekte olduğu gibi değiştirin. Bakalım en nemuzeç örnek. Fehaset tabibu Ömer'e, doktor Ömer'i muayene etti. Lem yefhasit tabibu Ömer'e, doktor Ömer'i muayene etmedi. Burada fiili mazi olumlu olan bir fehasayı olumsuzuna çevirmek için isterseniz cehdi mutlaklık lamıyla buradaki lamı getirerek ve fiili muzariye bitiştirerek fehasanın olumsuzunu elde edebilirsiniz. Ya da ma getirerek fehasa değil de me fehasa yaparak yine aynı manayı tamamıyla elde edebilirsiniz. Arasındaki fark, ma getirirseniz fiili mazinin olumsuzuyla alakalı bir cümle olur. Lem getirirseniz fiili muzarinin olumsuzuyla alakalı bir cümle elde etmiş olursunuz. Şimdi bunları ne yapacağız? Burada olduğu gibi lemli fiili muzari halleriyle olumsuzlaştıracağız. Yapmamız gereken olay bu. Şe'ara Ömer bil humme. Ömer aşırı ateş hissetti. Şe'ara yeş'uru lem yeş'ur Ömer bil humme olacak. İttasale Aliyun bil isaf. Ali ambulans ile nakledildi. Lem yettasil Aliyun bil isaf olacak. Havvelet tabibu Ömer'e ilal müsteşfa. Havvele yuhavvilu lem yuhavvil et tabibu Ömer'e ilal müsteşfa olacak. Fehaset tabibu Ömer, doktor Ömer'i muayene etti. Lem yefhas et tabibu Ömer'e olacak. Lezime Ömer'u seriren müsteşfa. Lezime yelzemu lem yelzim. Lem yelzim Ömer'u seriren müsteşfa olacak. Mekese Ömer'i fil müsteşfa. Ömer hastanede kaldı. Mekese yemkuthu lem yemkuf Ömer'u fil müsteşfa. Ömer hastanede kalmadı. Şe'ar Ömer'u bi şifa. Ömer şifa bulduğunu hissetti, yani iyileştiğini hissetti. Şe'ara yeş'uru lem yeş'ur Ömer'u bi şifa. Haracu Ömer'u minel müsteşfa. Ömer hastaneden çıktı. Lem yahruc Ömer'u minel müsteşfa. Ömer hastaneden çıkmadı. Evet, Rabian, dördüncü alıştırma. Havvel kema fin nemuzeç, örnekte olduğu gibi ne yapınız? Değiştiriniz. En nemuzeç örnek. Yezuru Osmanu Umeral yevme. Osman Ömer'i bugün ziyaret eder. Seyezuru Osmanu em Umer'e gaden. Osman Ömer'i yarın ziyaret edecek. Bakın, bugün için, yani hal için ve hadır için fiili muzarinin yalın kullanımı mükemmeldir. Ama yarına dair bugünün sonrasını ifade edecekse, yani müstakbeli ifade edecekse fiili muzariniz, basına sin ya da seyfe getirmeniz mutlaka gerekiyor. Seyezuru Osmanu Ömer'e gaden. Osman Ömer'i yarın ziyaret edecek. Yettasilu İbrahimu bil isafil yevme. İbrahim bugün ambulans ile nakledilir. Seyettasilu İbrahimu bil isafil gaden olacak.
Yuhavvilu tabibu Umara ila müsteşfa. Doktor Ömer'i hastaneye naklediyor. Seyuhavvilu et tabibu Umara ila müsteşfa gaden. Doktor Ömer'i hastaneye yarın nakledecek olacak. Yefhasu et tabibu Umara yevme. Doktor Ömer'i bugün muayene ediyor. Seyefhasu tabibu Umara gaden. Doktor Ömer'i yarın muayene edecek. Yelzemu Umeru serilel müsteşfe elyem. Bugün Ömer'e hastanenin yataklarından birisi lazım. Yani hastanede yatması lazım. Seyelzemu Umeru serilel müsteşfe gaden. Yeşuru Umeru bi şifa ilyem. Ömer bugün iyileştiğini hissediyor. Seyeşuru Umeru bi şifa gaden. Ömer iyileştiğini yarın hissedecek. Yehrucu Umeru minel müsteşfe elyem. Ömer bugün hastaneden çıkar. Seyehrucu çıkacak Umeru minel müsteşfe gaden. Yaudu Umeru ile sekenil yevm. Ömer bugün evine dönüyor. Seyaudu Umeru ile sekeni gaden. Ve son olarak Yezuru Osmanu Umeral yevm. Osman Ömer'i bugün ziyaret eder. Seyezuru Osmanu Umera gaden olacak sayın hocalarımız. Bunun doğru şekilde çözümlenmiş hali Allah'ın izniyle. Evet, bu 15. dersimizde burada kalalım. 15. dersimizi bitirdik. İnşallah 16. dersimizde görüşmek üzere. Cümleten hayırlı günler diliyorum.